götüreceğim seni pastaneye yavrum. Ya bana ne ya anne? Ölmüş ya. Ama ağırmış. Anne. Ya ben de gideceğim ya. Ben de gideceğim. Aman boş ver sen onları. Biz seninle gideriz. Onlar da gelecek pastaneye vallahi. Hadi, hadi gel giyinelim. Hadi. Halil'i nasıl öldüreceksin? Düşüneceğiz bir şeyler. Senin bir planın yok anladım ben. Çok konuşma, yeter. Mithat amca daha ancak şehre inmiştir. Bahçıvanı arıyor. Önemli değil. Bu da merak eder mi? Bir konuş istersen ha. Mevsimlik çiçekleri getirecekti. Ne zaman getireceğim diye soruyordur. Aman getirmesin. Allah Allah. Zeynep Hanım açmıyor. Abi ölmüş işte. Silahla vurulmuş valla. Polise haber verdik. Söyle Zeynep Hanım da yok de. Zeynep Hanım da cevap vermiyor. Evin anahtarı var da polis gelmeden girmem ben. Allah korusun. Hilmi de böyle mi kalacak? Bekleyelim polisleri. Sakın ellim, sakın. Peki abi. Efendim. Senden başka kaybedecek hiçbir şeyim yok. Of ya, of. Yine mi başladık? Hayır, sadece sana veda etmek için aradım. Sonunda kendimi sana affettireceğim Ali. Hoşça kal. Yolculuk ne tarafa? Hoşça kal oğlum, hoşça kal. Güle güle. İlyas Efendi? Ne oldu ya? Kim bu? Sormayın Halil Bey. Güvenliği öldürmüşler. Ne? Bizim İlmi'yi vurup buraya atmışlar. Zeynep nerede peki? Evde değil Allah'tan. Ama telefonu cevap vermiyor. Ona da bir şey olduysa diye korkuyoruz. Yok, ben gelirken konuştum kendisiyle. Siz nesi oluyorsunuz? Ben ortağıyım. Vallahi az önce konuştum, evde çalışacağını söyledi bana. Bizi de kendi yolladı. Gidin seyahate çıkacağım dedi. Mithat Bey'in arabası buradaydı. Mithat Bey ne zaman buradaydı? Vallahi öğlen işte. Benim saatim gelince bıraktılar buraya, o zaman gördük. Memur Bey, ben
Sadece sana veda etmek için. Sonunda kendimi sana affettireceğim Ali. Hoşça kal oğlum. Hoşça kal. Hayati tehlike hala devam ediyor. Sen koru ya Rabbim. Halil arıyor. Efendim Halil. Komiserim. Zeynep'in evinde olay var. Ne diyorsun? Evet, şimdi memur arkadaşlar da buradalar. Bahçıvan çağırmış. Güvenlik öldürülmüş. Zeynep de kayıp. Senin ne işin var orada? Nerede yine? Anladım. Mithat'ın da orada olduğunu kim söyledi? Anladım. Bak yine uğraşıyor bir şeylerle. Sabah Mithat Ateş beni de aradı ama söyleyeceği her neyse vazgeçti sonradan. Bana da veda etti. Sana kendimi affettireceğim dedi. Komiserim. Bence o herifle karşı karşıya geldiler. Ne oluyor? Menekşe. Peki. Bak sen bir sakın bir şeye karışma. Remzi. Dinlemedeyim komiserim. Mithat Ateş'in ve Zeynep Sönmez'in yerlerinin bulunmasını istiyorum. Başüstüne. Az önce Halil Tuğlu'yla konuşmuş ikisi de. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hemen harekete geçiyoruz. Tamam. Beyefendi, şimdi sizin de ifadenizi alacağız. Tamam. Buradayım ben.